defni gerçekleşecek. Ailesine, sevenlerine, bütün partilerimize de sabır diliyoruz. Bir yıl dönümü Metin Göktepe'nin 22 yıl önce bir gazetecinin katledilişinin hazin öyküsü hala hafızalarımızda. Evet bugün belki gazeteciler daha farklı baskılara maruz kalıyorlar. Daha farklı yöntemlerle işlerini yapmaları tehdit olarak görülüyor. Yazdıkları, çizdikleri düşmanca algılarla yorumlanıyor ve engelleniyor. Ama Metin Göktepe Türkiye gazetecilik tarihinde anılmaya, hatırlanmaya değer konumunu hala koruyor. Değerli arkadaşlar, e, MYK toplantımız devam edecek ama toplantımızda şu ana kadar ele aldığımız bazı başlıkları bazı gündemleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bütün bir grup olarak, meclis grubu olarak ve MYK üyelerimizle geçtiğimiz hafta e, duruşması yapılan Sayın Baluken'in mahkemesini takip ettik. Hem Sayın Sabahat Tuncel hem İdris Baluken'le ilgili, Grup Başkan Vekilimizle ilgili verilen kararlar doğrudan doğruya demokratik siyasetin mahkum edilmesidir. Elbette geçen hafta il ilçe yöneticilerimizle ilgili kararlar vardı. Yine başka milletvekillerimizle ilgili de cezalandırmalar vardı. Ama özellikle Baluke'nin çözüm sürecinde Türkiye'de anaları ağlamasın, barış gelsin diye gösterdiği çabaların cezalandırılması olarak okuyoruz biz bu tavrı. Bir intikam tutumu olarak görüyoruz. Nitekim dosyasında sosyal medya paylaşımları kendisine ait olmayan Sosyal medya paylaşımları dahil olmak üzere tümüyle kürsü dokunulmazlığı kapsamında görülmesi gereken, böyle ele alınması gereken düşünceler mahkum edilmiştir, cezalandırılmıştır. Değerli arkadaşlar, yine geçtiğimiz günlerde Bitlis Garzan mezarlığında gerçekleşen insanlık dışı uygulamayı buradan bu kürsüden paylaşmak bile aslında Türkiye açısından utanç verici bir durumdur. Mezardan cenazelerin çıkartılması, mezar taşlarının kırılması, mezarlıkların bir tehdit nesnesi, bir tehdit olgusu olarak tarif edilmesi, cenazelerin başka şehirlere götürülmesi ailelerde ve tabii bütün bir toplumda ciddi bir tepkiye, bir infiale neden olmuştur. Hala cenazelerine ulaşamayan aileler var bize insan hakları örgütlerine yapılan başvurular var ve yani bu tablo böyle bir dönemde çok açık biçimde aslında acılarla oynamaktır ve mezar taşları üzerinde gövde gösterisi, güç gösterisi yapmaya kalkmaktır. Yine MYK'da cezaevlerindeki uygulamaları değerlendirdik. Hukuk komisyonumuz grupumuz açıklamalarında bunu değerlendiriyorlar, takip ediyorlar. Ama sadece Elazığ'a dair bir vurguyu bir kez daha yapma ihtiyacı duyuyorum. Suruçta ölmemeyi başaran, yaralı kurtulan isimlerin de dahil olduğu sürgünler gerçekleşiyor. Ve çok ilginç bir durum. Elazığ cezaevi hangi bakanlığa, hangi devlete bağlı? Doğrusu biz merak ediyoruz. Çünkü bütün temaslarımızda arkadaşlarımız Adalet Bakanlığı'yla en üst düzeyde görüşmeler yapıyorlar. Durumun düzeltileceğine dair değerlendirmeler, paylaşımlar oluyor ama hiçbir iyileşme gerçekleşmiyor. Galiba oradaki gardiyanlar başka bir yerlerden talimat alıyorlar ya da başka kanunlara, başka bir hukuka tabiler, başka bir iradenin emrindeler. Yine yerel il ilçe örgütlerimizle ilgili sürdürülen davalarla ilgili de tabii çok sayıda dava var ama İzmir Manisa davaları çok ilginç davalar. Daha önce de paylaştık. Bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Manisa'da iki ile yakın tutuklu olarak alıkonuldular parti yöneticilerimiz ve iki ile yakın sürenin sonunda ilk kez hakim önüne çıktılar. Yarısına yakını tahliye oldu. Ama Manisa davası da dahil olmak üzere söylüyorum. Birçok yerdeki davalarda yargılama süreci demeye bile dilimizin varmayacağı uygulamalara tanıklık ediyoruz. Parti çalışanlarımız, il ilçe yöneticilerimiz, hatta genel merkezde çalışan arkadaşlarımız emniyet güçleri tarafından, güvenlik görevlileri tarafından adeta tehdit ve dayatmayla bir takım başka işler yaptırılmaya zorlanıyorlar. Yani ya bizimle çalışırsınız deniyor ya yargılanırsınız ve ceza alırsınız. Bir ömür boyu her şeyinizi kaybedersiniz tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu hiçbir hukuk devletinde, azıcık demokrasinin olduğu hiçbir yerde kabul edilebilir bir durum değil. Yani ister mahkemelerde, ister gözaltı merkezlerinde, ister araçların içerisinde sıkça karşılaştığımız bu baskılar, bu dayatmalar, bu tehditler evet biliyoruz bir sivil ölüm yönteminin parçası. Yani insanların ailelerinin dağılmasına neden oluyor. İş yerlerini kapatmak zorunda kalıyorlar ve bu baskılar insanların yaşadıkları şehirleri terk etmelerine neden oluyor. Biz açık bir partiyiz. Böyle Güvenlik görevlilerinin parti çalışanlarımıza, parti yöneticilerimize bu usullerle iş teklif etmelerine, bilgi toplama niyetiyle de olsa ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Biz her şeyimizi çok açık paylaşıyoruz. Söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Böyle bilgi toplamak için falan bu yöntemlere tenezzül edilmesini de yadırgadığımızı, kabul edilemez bulduğumuzu, kınadığımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Yine değerli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı ile kimi başka devlet kurumları arasında bir takım kararlar alınıyor. Bazı uygulamalar gerçekleşiyor. Bu karar ve uygulamalar hem toplumun ciddi bir kesimini rahatsız ediyor. Kadınlar çok önemli tepkiler ortaya koyuyorlar. Ve biz de parti olarak, MYK olarak çocuklarımızla ilgili, çocuklarımızın İnanç dünyaları, dini değerleri, değer dünyaları, gelecekleriyle ilgili her türlü tercihi kendilerinin yapmasının hak olduğunu biliyoruz. Ancak ailelerini bir yaşa kadar ilgilendireceğinin altını çizmek istiyoruz. Bunun dışındaki her türlü dayatma, her türlü devlet eliyle yürütülecek uygulama da aykırıdır esas itibariyle dinin özüyle de çelişkili yaklaşımlardır. Bu konudaki rahatsızlığı da paylaşmak istiyoruz. Yine değerli arkadaşlar özellikle 2018 yılının çalışma hayatında daha büyük hak ihlallerine, daha büyük ayrımcılığa ve emek sömürüsüne neden olmaması gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyoruz. Metal iş kolunda önümüzdeki günlerde yapılması düşünülen grevin de Türkiye için kritik olduğu kanaatindeyiz. O halin bahane edilerek bu grevin asla engellenmemesi gerektiğini, bunun artık fiilen anayasayı askıya almak anlamına geleceğinin de özellikle bilinmesini istiyoruz. Şüphesiz bizim her basın toplantımızda ana gündemimiz olağanüstü hal. Türkiye'nin seçimden önce, siyasi partiler arasındaki ilişkilerden önce o hali daha fazla uzatmaması gerektiği, o hal bahane edilerek insanların artık Türkiye'de yaşayamaz hale gelmesine neden olan kararlara, KHK'lara daha fazla sebebiyet verilmemesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Tabii bizim gündemimizde OHAL ve KYK var. Bizim açımızdan siyasetin en önemli gündemi bu. Türkiye'yi, Türkiye demokrasisini, barışını, Türkiye toplumunu ilgilendiren en temel gündem OHAL. Ama sanırım başka partilerin gündemlerinde seçim var. İki yıl sonraki seçimin telaşı var. Elbette ki tercih kendilerine aittir. Kim kiminle ittifak yapmak ister? Kimi açık çek vererek daha iki yıl önceden desteklediğini ilan etmek ister. O partilerinin kararıdır, kendi tercihleridir. Ama biz doğrusu bunu şaşkınlıkla karşılıyoruz. Çünkü Türkiye'de sandık güvenliğine dair, seçim güvenliğine dair hiçbir şey söylemeyip, sandığa giren oyun gerçekten sandıktan çıkanla aynı olup olmayacağına dair hiçbir güvence kalmamış bir ülkede, YSK'nın da bu suça ortak olduğu bir ortamda siyasi partilerin bunu kendilerine dert etmemesi, o hal koşullarında bir seçimi normal görmeleri, olağan görmeleri ve tek dertlerinin seçim barajı ve işte kiminle nasıl ittifak yapacakları olması demokrasi açısından, seçme seçilme hakkı açısından yadırganacak bir durumdur. Türkiye'de Neredeyse ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, seçme seçilme hakkı çok açık, çok net biçimde gasp edilmişken bunları görmeyip sadece küçük hesaplarla şimdiden bu kadar erken bu tavırların açıklanıyor olmasını şaşkınlıkla karşı karşılıyoruz. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki artık seçme seçilme hakkı adına geriye kalmış tek hak oy kullanma hakkıdır. Bunu bile koruyacak bunu bile güvence altına alacak mekanizmalar ne yazık ki yoktur Türkiye'de. Değerli arkadaşlar, yine kongre hazırlıkları ile ilgili değerlendirmeler MYK'mızda yapılmıştır. Planlamalar önümüzdeki saatlerde yapılacak bir kongre komisyonumuz var. Kongre komisyonumuz il ilçelerde yürütülen yerel konferanslardan sonra bölge konferanslarını organize ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu farklı bölgelerde hem kadın konferansları gerçekleşti hem genel konferanslar gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta da devam edecek. Yine farklı toplumsal kesimlerin görüşlerini, değerlendirmelerini, HDP'ye yönelik eleştiri ve beklentilerini almak üzere işte Çerkeslerden Alevilere kadar sivil toplum temsilcileriyle, demokratik kitle örgütleriyle buluşmalar gerçekleşiyor. Biz HDP'ye yönelik her türlü değerlendirmeyi, eleştiriyi cesaretle almak istiyoruz. Her platformda ister sosyal medyada, ister bizim toplantılarımızda bize yönelik yapılan yapısal, yapıcı her türlü eleştiri, değerlendirme bizim için sadece motivasyon nedenidir. Son derece değerlidir. Biz en acımasız eleştirileri kendi kurullarımızda da yapmaktan korkmayan, kaçmayan bir partiyiz. Değerli arkadaşlar, bu eleştirilerin şüphesiz HDP'nin yeni dönemde demokrasi için bir yeniden kuruluş kongresi motivasyonunda hareket etmesi için de ciddi bir katkısı olacaktır diye düşünüyoruz. Fakat bunun ötesinde alışkın olduğumuz, bildiğimiz eski ezberlere dayalı parti içine oynamaya dönük isim tartışmalarını da doğrusu son derece sorunlu görüyoruz. Daha önce meşhur bir yöntemdi. Bu geleneğin siyasi partilerinde güvercinler, şahinler tasnifi yapılıyordu. Biz bir kez daha hatırlatalım. Bu partiyi insanlar yönetiyor, insanlar konuşuyor, insanlar tartışıyor. Dolayısıyla böyle kaba tasnifler ve doğru sağlıklı olmayan yaklaşımların ne siyasete ne Türkiye demokrasisine ne partimize katkısı olmaz. Biz zamanı geldiğinde gayet tabii Kamuoyuna açık platformlarda da kapalı toplantılarımızda da her türlü öneriyi, eleştiriyi, temenniyi, beklentiyi memnuniyetle değerlendireceğiz. Şüphesiz isteyen herkes Kongre sürecinde partinin bütün kurullarına, eş başkanlık dahil olmak üzere parti meclisi aday olabilir, başvuru yapabilir. Kurullarda bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra bir uzlaşma sağlanırsa, bir ortaklaşma sağlanırsa ne ala, olmadığında demokratik yarış yapılabilir. HDP her iki süreci de yönetebilecek olgunluğa, güce sahip bir partidir ama sanki parti içerisinde büyük bir çekişme büyük bir koltuk yarışı gibi değerlendirmeler yapmak HDP'ye büyük bir haksızlıktır. HDP'yi hiç anlamamaktır, hiç tanımamaktır. HDP'de siyaset yapmak herkes açısından başta cezaevinde bulunan eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, il ilçe yöneticilerimiz olmak üzere yargı baskısı altındaki şu anda fiilen çalışan bütün arkadaşlarımız açısından da HDP'dir bu bedeli larla koltuk kavgalarıyla HDP'nin bir işi olmadığını HDP'yi birazcık tanıyan, HDP'ye yönelik baskıyı azıcık takip eden herkes zaten gayet iyi bilir. Değerli arkadaşlar benim paylaşabileceklerim bunlar. Sizin özel bir sorunuz yoksa biz toplantımıza devam edeceğiz. Yani e, Türkiye ya o hali bitirecek ya hukuk devleti iddiasını, demokrasi iddiasını tümüyle tüketecek. Değerli arkadaşlar bundan bir yıl önceki uzatmada yani ikinci uzatma Temmuz'da ilan edildi biliyorsunuz Ekim'de ilk uzatmaydı Ocaktaki ilk uzatmada usul ve şekil kuralları bile dikkate alınmadı yapılmamış bir megakat toplantısı referans olarak gösterilerek tarih ve saat olarak imkansız zaten meclise gönderilen bakanlar kurulu yazısında o belirtilen gün ve saatte toplantı yapılması imkansız. Milli Güvenlik Kurulu'nun sitesine baktığınızda da öyle bir toplantı olmadığını zaten görüyorsunuz. Yapılmamış MGK toplantısında alınan bir tavsiye kararı gerekçe gösterilerek MGK e, tavsiyesi ve Bakanlar Kurulu kararı meclise gönderildi ve o hal o şekilde uzatıldı. Bütün bunlar suçtur. Yani sahte evrak niteliğindedir. Devletin anayasada tarif edilmiş tırnak içinde söylüyorum bu kurumlarının bu kadar ciddiyetsiz yaklaşması aslında o günden bugüne kadarki bütün uzatmaları da hukuken boşa düşürmüştür. Sakat hüküm doğurmayacak uygulamalar niteliğindedir. Biz o halde daha fazla ısrar edilmemesini, daha fazla suç işlenmemesini, daha fazla insanın ekmeğiyle özgürlüğüyle oynanmaması gerektiğini özellikle belirtmek istiyoruz. Ama bu tercihi yapanlar Türkiye rejimini artık bir ohal rejimi olarak tescilliyorlar. Bu da hem ekonomiyi hem uluslararası ilişkileri her alanda Türkiye'yi büyük bir tehditle, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulundurmaya devam ediyor. Mi, işliyor mu böyle bir şey? Sadece iddialardan siz neler Yani değerli arkadaşlar biz şu anda tabii bir sanırım siz de öyle sormadınız ama yani seçim ittifakları anlamında değil. Genel olarak evet genel olarak yani görüşmeler, dayanışma birlikte çalışma arayışları yapılıyor. Bu değerlendirmeleri, bu çalışmaları önemsiyoruz. Bizden de katılan milletvekili arkadaşlarımız var. Yani elbette ki Türkiye'nin bütün sorunlarının farklı çatılar altında da olsalar, farklı öncelikleri de olsa, birbirine yakın, birbiriyle ortak kaygılar için, ortak beklentiler için iletişim kurabilecek, ortak siyaset yürütebilecek çevrelerin bir araya gelmesini önemli görüyoruz. Hem Orta Doğu'nun barışı açısından, elbette ki Kürtler başta olmak üzere bütün halkların da daha özgürce, daha eşit, onurluca yaşama açısından da bu görüşmelere büyük bir önem atfediyoruz. Şüphesiz o çalışmalar gibi Türkiye'nin batısında da farklı toplumsal kesimlerle o hale karşı ortak kampanyalar yürütmek başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yapıyoruz ortak çalışma platformları kurmaya çalışıyoruz. Bugün Bahçeli açıklama yaparken CHP HDP ilk sanırım İYİ Parti'yi kastetti. Zaten bir arada ııı ifadesini kullandı. Yanıtınız olacak mı? Yani e, kendisi hangi gündemle siyaset yapmak istiyorsa bizi gerekçe göstermeden, bizi bahane etmeden bunu çok açık biçimde yapabilir. Yani e, Türk milliyetçileri bu kadar reaksiyoner pozisyon almak zorunda değiller. E, kendi sözleri, kendi planları, kendi beklentileri, siyasete yükledikleri anlam, ülkenin karşı karşıya bulunduğu tehlikeyle ilgili algıları, okumaları neyse, bunu yapsınlar. E, yani kim kiminle. Hangi çerçevede, hangi eksende bir araya gelecek bıraksın her parti buna kendisi karar versin. Yani müsaade ederlerse biz de kendi önceliklerimiz üzerinden gayet tabii yani o hal konusunda hassasiyeti olan, tepkisi olan, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştıkça bir bölünmeye, kamplaşmaya, kutuplaşmaya sürüklendiğini gören, bunun farkında olan bütün çevrelerle muhafazakar, liberal, sol, dindar, milliyetçi ayrımı yapmaksın bütün toplumsal kesimlerle buluşmayı sadece parlamentoya daha çok milletvekili sokmak için değil, sadece koltuk paylaşmak için değil. Bu ülkede daha insanca yaşayabilmek için ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bunu kararlılıkla zaten yapacağız. Yani kim bundan kaygı duyuyorsa, kim endişe ediyor olursa olsun bu bizim gündemimizde olmayacak. Biz bunu son derece cesur, son derece özgüvenli biçimde yapabileceğimize inanıyoruz. Ama şu anda bizim için ittifakların seçim planlamalarının hepsinin önünde bugün için verilecek sınav var. Bugün eğer bu yaşanan haksızlığa, bu baskıya, bu oldu bittiye göz yumup, seyirci kalıp, sessiz kalıp yarın sadece dönüp seçim ittifakı arayışına girersek, girerse siyasi partiler siyasete olan güven iyice biter. Şu anda zaten siyaset sorunları çözmekten uzak bir pozisyonda. Sorun üreten, toplumu kamplaştıran, geren bir işlev görüyor. Biz de tam tersi beklentinin özellikle altını çizmek istiyoruz. Şu anda toplumun çok ciddi bir kesimi o hal mağdurudur ve e, o halin bitmesi için bütün siyasi kesimler, bütün siyasi partiler, siyasi özneler üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeliler. Yoksa Türkiye çok daha büyük bir felakete sürüklendikten sonra hangi partinin hangi yöntemlerle parlamentoya girdiğinin, ne kadar oy aldığının ya da Cumhurbaşkanı <laughs> destek ilanlarıyla hangi pozisyonları kaptığının hiçbir önemiş bir değeri kalmayacak. Başka soru yoksa bitirelim arkadaşlar. Peki teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.